يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إلى آخر الآية. Ey iman edenler, hiçbir kavim başka bir kavmi alaya almasın. Küçük görmesin. Türk, Arabı, Arap, Acemi. Kimse kimseyle kendi kavminden, kendi ırkından değil diye alçak görmesin, dalga geçmesin. Hucurat Suresi. وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ Hiçbir kadın da başka bir kavimden olduğu için veyahut da başka, kendi değil diye başka bir kadın diye onunla da dalga geçmesin. Bu ayetin sebebi nuzulünde Peygamber-i Zişan hanımı olan Safiye binti Huyey radıyallahu teala anha annemiz Yahudi kavminden gelip Resul-i Ekrem'e hanım olduğu için bir kavga, bir tartışma oldukları zaman arasında ey Yahudi kızı Yahudi diye kendisine kızdıklarından gelip bunu Resul-i Ekrem'e şikayet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki deseydin ya ben Harun'un torunuyum, Harun aleyhisselamın. Musa aleyhisselam amcam olur benim. Öyle söyleseydin ya diye ona söylemiş yani. Neticede her kavim içerisinde güzel insan da var. Hoş olmayan insan da var. Kavmiyetçilik, ırkçılık İslam'da yoktur. Resul-i Ekrem Allah subhanehu ve teala'dan dilerken affedilmesini istediği kulları Arapları affet diye söyledi mi Efendimiz? Arapları affet ya Rabbi. Yok. Üstünlük beyan ederken Resul-i Ekrem Arapları beyan etti mi? Ne dedi Resul-i Ekrem? Hubbul ansari minel iman. Ensarı sevmek imandandır. Ve buğzul ensari minen nifak. Ensara kızmak münafıklıktandır. Neden? Onlar İslam'ı kucakladı çünkü. Ehl-i sünnet akidesinde sahabe-i kiram arasında en üstün sayılan kimlerdir? Bedre katılanlardır. Araplar diye mi? Hayır, İslam'ın en büyük savaşına katıldılar diye. Yani bütün üstünlük ırktan dolayı değil, neyden dolayı? İslam'a olan hizmetten dolayı, yakınlıktan dolayıdır. Kimseyle dalga geçme. Hiçbir kadın hiçbir kadını aşağılamasın. Ayet bu. Neden? عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ diyor. Sen bir kavmi aşağılarsın, umulur ki diyor, Mevla diyor, bak o sizden daha hayırlıdır. Bir kadın topluluğunu aşağılar, umulur ki ondan daha hayırlıdır. اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ Bilemezsin. Kalbindeki imanı bilemezsin. Allah'a kurbiyeti bilemezsin.